Evet, tekrardan merhabalar, merhabalar. Nasıl bir şey olduysa. Hafiften böyle saat ilerledikçe merhabanın şeyi kaymaya hepimizde başlıyor. oluyor. Merhabalar falan. Evet, merhabalar. Şimdi EKPSS sınavı, eminim herkes stresli bir süreç yaşıyor. Ama öncelikle kendinize inanın diyoruz, değil mi? Yani Evet. kendimize inanırsak eminim 2 iken 3, 3 iken 4 yapacağız ve bu ilerleyiş devam edecek. Evet, bugün ikinci oturumda bölünebilme kuralları diyeceğiz. Bölünebilme kurallarını ben kardeş bölünebilme olarak ayıracağım. Kardeşler. Nasıl ayıracağız? 2, 4, 8, 5, 10, 25 kardeşliği. Daha sonra 3 ve 9 kardeş. Yazık, tek başına ne yazık ki dışlanan sayımız da 11. Bununla birlikte bu bölünebilme kuralları dışında kalan ama bölünebilme kuralına ihtiyacımız olan sayılar için de bir özellik söyleyeceğiz ve bu özelliğe göre sorularımızın hepsini çözebileceğiz. O zaman başlayalım. 2, 4 ve 8. Önce genel olarak bölünebilme kurallarını vereceğim. Sonra birer tane pekiştirme sorusundan sonra genel sorularımızı dersin sonuna doğru hepsi bittiğinde çözeceğiz. 2 ile bölünebilme kuralı ne demek? Bir tam sayının birler basamağındaki rakam çift ise, yani sayımız çift sayı ise, 0, 2, 4, 6, 8 ise son basamağı, böyle de açıklayabiliriz. Bu sayı 2 ile tam bölünür. Nedir? 10, 22, 94, 1448. Bunlar çift olduğu için 2 ile tam bölünür ve kalan sıfırdır. Tek sayıların ise 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Zaten 2'nin kalanları ne olabilir dediğimizde 2'den küçük olması gerekmiyor muydu? 2. 2 olamaz, pardon ya. 2'den küçük olması gerekiyor diyorum. Öp, 2. Sazanlık. 1 ve 0 olabilir, değil mi? Evet. Aynen. Tek sayılar 1, çift sayılar da 0. Dolayısıyla kalanımız 2 tane. Bununla alakalı bir soru çözelim isterseniz. Örneğin rakamları farklı. 2, 9, 8, A. 4 basamaklı doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4, 6, 12, 8 daha. 20 hocam. Niye Arttırdım ama sazan gibi. Aa, güzel güzel, severim ben. Doğru yapanları severim ama şu anda sanırım yanlış yapan sazanlardan olmuş. Saniye ama 2, 4 daha, sonra 6 daha, sonra 8 Ama daha. aman aman aman, ama bak bir dakika, rakamları farklı diyor. Ay ya, bir daha okur musunuz sayıyı? Aa, okuyamam, öyle olmaz yani, öyle olmaz falan. Şimdi burada özellikle bölünebilme ile alakalı dikkat edeceğimiz hususlardan biri soru yönergesindeki rakamları farklı ifadesi. Rakamları Evet. farklı demiyorsa bodozlama dalabilirsiniz. O İster zaman 20 sazan ister diyebilirsiniz. hamsi. Heh. Bu noktada şimdi 2 alamazsınız, 8 alamazsınız. Onun dışındaki çift Onlar var sayılar mı? kim? O 4, zaman 4 ve 6 kaldı. 6, başka da kalmadı. Dolayısıyla 10 Evet, olmuş oluyor. olmuş. Olmuş. Bu Hocam. kadar. Evet. Hatırlatma sorusuydu falan. Şimdi gelelim 4 ile bölünebilme. Ne demiştik? 2, 4 ve 8 kardeş. Neden kardeş? 4 ile bölünebilmesi için aklımıza şu gelebilir. Hatırlatıcı olarak çağrışım yapması açısından söylüyorum. 4, 2'nin ikinci kuvveti, doğru mu? Tamam. Dolayısıyla burada yapacağımız şey 2'nin ikinci kuvvetinden yola çıkarak 4 ile bölünebilmesi için son iki rakamına bakacağız. Eğer son Evet. iki rakamının oluşturduğu iki basamaklı sayısı 4'ün katıysa, o halde bu sayı 4 ile tam bölünebilir. Bu son iki sayı 0, 0 da olabilir, onu da söyleyelim. Örneğin 2000 sayısı 0, 0 ya da 1972, 72, 2816, 16. Bu son iki basamak ve rakamlardan oluşan son iki basamağı 4'ün katı olduğu için 4 ile nedir diyoruz? Tam Bölünür. bölünebilir diyoruz. Anlaştık mı? Evet hocam. Çok güzel. Şimdi gelelim. Bir doğal sayının, şimdi 4 ile bölünebilme kuralını verdik ama bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalan ise
Sayıyı tamamen dörde bölmüyoruz tabii ki. Son iki rakamın oluşturduğu iki basamaklı sayı 4 ile bölümünden kalanını buluyoruz. Örneğin 3127 sayısı için 27'yi 4'e bölüyoruz efendim. 4 kere 6 24'tür, kalan 3. Şimdi biz bunu nasıl okuyoruz? 3127 sayısı 4 ile bölündüğünde kalan neymiş diyoruz? 3. 3'müş diyoruz. Anlaştık mı acaba? Evet. Tamam, çok güzel. Bunun dışında zaten 4'ün katı olacağı için son iki rakamından oluşan iki basamaklı sayı çift sayıdır. Onu da belirtelim. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Bir de şöyle bir şuna da dikkat edebiliriz. O bilgiyi de verelim. Genelde 4 ile bölünebilme sorularında onlar basamağı verilir ve birler basamağı verilmez. Bu basamağın elde edebileceği değerler sorulur bize. Biraz sonra bakacağız. Bununla birlikte eğer onlar basamağı 1, 3, 5, 7, 9 gibi tek rakamlar verilmişse bu sayının 4 ile bölünebilmesi için birler basamağı sadece 2 ve 6 olur. Zaten bunu süreçte de görmüş olacağız 4'ün katı olma noktasında. Ama onlar basamağı 0, 2, 4, 6, 8 gibi çift sayılarsa birler basamağı bu durumda 0, 4 ve 8 olacak. Hani bunu bilmemize gerek yok. Biz zaten katı üzerinden çok basit bir şekilde hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Evet hocam, anlaştık. Tamam. Şimdi ama mesela onlar basamağı çiftse 0, 4, 8. Ha, onu hiç ezberlemeyin. Ben hani öylesine verdim. Çünkü Öyle şöyle bir mi? şey var. Yani zaten biz onu kendimiz deneyerek yapacağımız için hiçbir problem yok. Tamam? Tamam. Yani katı Okey. olduğunu göreceğiz zaten. 32, 36 bunu denemiş olacağız. Evet, Şimdi tamamdır. gelelim 8 ile bölünebilme kuralına. 8 ile bölünebilme kuralı bize ne diyor? Ha, bununla ilgili küçük bir soru çözelim. Pekiştirme sorusu. 3A, 4, 7B. 3A, 4, 7B. 5 basamaklı doğal sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. En büyük değer 78 ya 15. A ve B birer rakam, evet 15. Şimdi buradaki 7B 4'ün katı olması gerekiyordu, değil mi? 7B Aynen. 4'ün katı olacak şekilde 2 ve 6 var, doğru mudur? Aa evet. 7 Bir sayısı tek, şekil. 7 sayısı tek, hani biraz önceki kurala göre söylersek 2 ve 6 olmuş oluyor. Doğru. Bu durumda en büyük olan 6'yı alacağız. 6. O zaman 13. A'nın 4 ile bölünebilme kuralıyla ilgisi yoktur. Dolayısıyla en büyük olacak şekilde A'ya 9 verebilirsiniz. 9, 6 daha da ne olacak? 15 olmuş olacak. Anlaştık mı Acep? Hocam A'ya 9 verdik ama biz en son iki rakama bakmıyor muydu? Ona B'ye 6 dediniz ya zaten siz. Ha evet. 7B sayısı 4'ün katı olacak şekilde 72'yi biliyoruz zaten. Daha Aynen. sonra da 76 olacak, doğru mu? Evet, orası 76 Tamam. oldu. Yani B6. Ha, biz A ile B'nin toplamını arıyoruz. Ben Evet. B'ye en büyük kaç verebiliriz Hayır, hayır, diye. hayır, hayır. B bir rakam çünkü. A da bir Tabii. rakam. Tabii. B6'dır. Efendim A da 9. Çünkü 9. A'nın Evet. 4 ile bölünebilme kuralıyla ilgisi İlgisi yok. yoktur. Tamam? Evet, burası Evet hocam. anlaşıldı mı? Anladım. Ha. Tamam. Gelelim 8 kardeşi. 2, 4, 8. 8 ile bölünebilmesi için de 8, 2'nin kaçıncı kuvveti? Üçüncü. 3. kuvvet. Dolayısıyla kaç basamağına bakacağız? Son 3 basamağı. Son 3 rakamının oluşturduğu 3 basamaklı sayı 8'in katı olması gerekir. Son 3 basamak 0, 0 da olabilir. Örneğin 1240 sayısına baktığımızda 240 sayısı 8 ile tam bölünür. Doğru mudur? Evet. Yani Bununla 4 birlikte çarpı 10. aynen öyle. Bir doğal sayının 8 ile bölümünden kalan için 4'teki gibi yine son 3 rakamının oluşturduğu 3 basamaklı sayıyı 8 ile bölümünden kalanıdır diyeceğiz. Burasında bir problem var mı? Yok, hayır. Tamam. Şöyle ki bunu 8'i diğer sorularla da karıştırabiliriz.
Ya da şöyle bir tamam. Biraz sonra diğer sorularla karıştıralım. Tek başına sorması gereken bir şey değil. Şimdi 5 hani sorulabilir de hani vakti iyi kullanmak adına söyledim. Aynen. 5 şimdi 2 4 8 kardeşliği anladık. Şimdi gelelim diğer kardeşlere. 5 10 ve 25. Şimdi biz biliyoruz ki beşer beşer ritmik saymadan da beşer beşer ritmik saydığımızda doğal sayılarda şunu fark ediyoruz. Bir sıfır oluyor, bir beş oluyor. Dolayısıyla 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının sıfır ya da ne olması gerekiyor? 5. 5 olması gerekiyor. Örneğin 125, 250, 385 birler basamağı sıfır ve 5 olduğundan 5 ile ne yapar diyeceğiz? Tam bölünür diyeceğiz. Ama biz bir doğal sayının 5 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak ne yapacağız? Birler basamağını 5'e böleceğiz. Kalanımız budur diyeceğiz. Örneğin 378 sayısını ele alırsak birler basamağında 8 mi var? Evet, kalan 3'müş hocam. Evet, tam bölünseydi 5 olurdu. 8, 5'in kaç fazlası? 3 fazlası. Dolayısıyla diyeceğiz ki evet efendim kalan 3'tür diyeceğiz. Anlaştık mı acaba? Evet, anlaştık. Süper. Şimdi biraz önceki kardeşlerimizden 4'tü ve şu andaki 5'i birleştirelim. Yavaş yavaş böyle birleştirerek sorularımızı ele almaya çalışacağız. 2, 8, 6, A, B, 5 basamaklı doğal sayısı. 4 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Tekrar okuyorum efendim. 2, 8, 6, A, B, 5 basamaklı doğal sayısı 4 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bu sorulara öncelikle hangi bölme işleminden başlıyoruz? Bu hangi bölünebilme kuralından başlıyoruz? Bu önemli. Buyurun. Ben 5'e bakarım. Yani Evet. çünkü oraya ben 5 koyarsam şey olmayacak. O yüzden 0 koymam lazım mesela. Evet. Bu tür Bölgeyi bulur sorularda olarak. yapacağımız şey bize doğrudan basamak hakkında değer veren bölünebilme kuralından başlıyoruz. Yani son iki basamak sonuç basamak değil. Doğrudan tek başına basamak bir basamak hakkında fikir veriyor. Bunlar nelerdir? Özellikle 5, 10, doğru mu? Aynen. Bunlar da 5, 10'dan sonra diğerleri nedir? 2. Diğeri yoksa 4 ve 8. Bunlar bizlere basamaktaki rakamlar hakkında nokta atışıdır. Doğrudan sayı verirler. Ama ve lakin diyeceğim ya. 3 ve 9 toplu haldedir. Onun Evet. için öncelikle bu tür ifadelerde basamak hakkında bize sayısal değer veren ifadelerden başlıyoruz. Şimdi 5 için o zaman buradaki B'ye baktığımızda 0 da olabilir, 5 de olabilir. Doğru mu? Evet ama 5 dersem 4'e bölünmez. Şimdi burada bir şeye daha böyle küçük bir parmak basmak istiyorum. Nedir hocam? Özellikle 0, 2, 4, 8, 10 bu sayılarla bölünen sayılarımız bir kere çift sayı olması gerekiyor. Doğru mu? 2'nin katı, 4'ün katı, 8'in katı, 10'un katı bunlar birer çift sayı olacak. Dolayısıyla biz burada ne yazık ki B'ye 5 veremeyiz. 0 mı olacak? Olacak hocam. Çok güzel. O zaman 0 olduğunda 2, 8, 6, A 0 mı? Evet, 2 8 Evet. 6 A 0. A 0. Bu noktadan sonra yapacağımız şey artık A 0'da 4'ün katı olacak şekilde A'ya değerler verebiliriz. Ben tam Bunlar ne ekran olacak? kokuyor muydu? 9. Heh, tamam, yine aynı yere düşmek istemiyorum da. Tamam ben sayarım sazan 1 diye. Yok öyle bir şey yok Tamam. ama. 20 olabilir. 0 0 10 olabilir olabilir. mi lütfen? 0 0 0. da olabilir. Tabii, Evet. tabii, tabii. 0 20 40 20 60 60 80 80. Evet kaç tane oldu? 5 tane oldu hocam. 5 tane olmuş oldu. Anlaştık mı acaba? Evet. Süper. Gelelim 10 ile bölünebilme kuralına. 10 ile bölünebilme kuralında biz onar onar saydığımızda şunu fark ediyoruz. Birler basamağı sürekli olarak 0. Dolayısıyla birler basamağının 10 ile 0 olduğunda 10 ile tam bölünebilir diyoruz. Hocam 10 ile bölümünden kalan nedir dersek bir doğal sayının 10 ile bölümünden kalan ise birler basamağındaki sayıdır. Çünkü kalanın bölenden küçük olması gerektiğini söylemiştik Tabii. değil mi? Dolayısıyla
Bunlar sıfırdan 9'a kadar tüm sayılar olabilir. Sıfır zaten kalansız bölünmedir. Birden 9'a kadar birler basamağında hangi rakam varsa kalan odur diyeceğiz. Örneğin 20, 250, 6000, 450, 10 ile tam bölünür. Fakat 14, 10 ile bölümünden kalan birler basamağındaki rakamdır. 4'tür. 459'da 9'dur. 9. 582'de 2'dir efendim. Anlaştık mı acaba? Evet, kesinlikle anlaştık. Hmm, yaşasın. Yine böyle bir Bir sonraki pekiştirmiş. soruda düşüyormuşum. Düşerseniz tutarım ben sizi. Ay, Öyle bir teşekkür ederim. şarkı var mı ya? Düşersem tutarım seni Aa, öyle bir şey vardı yükseklerde. galiba. Ne? Aa, o Bilemedik şeyi gördüm. neyse. Yollarda bulurum seni. Ha, ben onu şey diyeyim. Sorularda bulurum seni. Her düştüğünde kaldırırım. Yeter İşte ki. insanın böyle bir matematik hocası olmalı Şöyle ya. diyeceğim. Oraya da bağlıyorum. Yeter ki kendine inan falan deyip böyle. Ay, çok güzel oldu yalnız. Tamam, bunu bir tekrardan böyle küçük bir beste halini Yapalım. düzeltelim. Evet. Yapalım. Şimdi sorumuz şöyle. Rakamları farklı. 5, 9, A, B. 4 basamaklı doğal sayısı 10 ile bölümünden kalan 2'dir. Dıt dıt. Buradaki cümlede hangi ifade dikkatinizi çekti efendim? Rakamları farklı. Evet, süper. Buna göre bu sayının 4 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet. Sıfır, beş, dokuz ve iki gitti. Bir, üç, sıfır, bir, üç, dört, altı, Sanırım yedi. keçileri sayıyorsunuz. Şimdi Uç. tabii böyle olunca keçileri saymış oluyorsunuz ama ben hani ne yaptığınızı bilemediğim için. Şimdi hani sadece sayı sayıyorsunuz ya hani sesli yaparken 10 ile bölümü için B'ye 2 veririm. A demediğiniz için ben o arada dedim ki gitti. Şöyle 5, 9 ve 2'yi kullanmadan A'ya değer vermeye çalışıyorum. Çünkü sonu B2. Evet, B2 dördün katı olacak. Evet, kimler var dediğimizde 0-2 olmaz, değil mi? Aynen öyle. 12 olur. 12 olabilir. Sonra 32 olabilir. 32 olabilir. 42, 42 de Dikkat olabilir. ettiniz mi? Bakın 12 ile 32 arasında Pardon, 42 olmaz. onlar basamağa ikişer ikişer mi gidiyor? 12 ile 32 arasında mı? Evet, onlar basamağa 2-2 gitmiyor mu? Ha evet, o zaman Şimdi tamam, o zaman 12, 32, 52, 72, 52, 92. 72, 92. Evet. Ama 92'yi veremem. Ha, dıt dıt eledik. 52 verebilir miyiz? Hayır. Onu da veremeyiz. Geriye ne kaldı? 12, 32 ve 72 kaldı. 3 tane sayı mı? Evet. Süper. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Keçileri Bir daha o keçileri saymadan lütfen çoban olarak tarif edin. Ne yapıyorsunuz? Evet, Tamam. şimdi gelelim tabii ki bunlar şakadır falan da ne diyor hoca diyecekler. Yok, hoca şu anda sağlıklı. Bence bizi dinleyenler çok eğlenecekler. Yani bu biraz evet biraz şamata falan oldu diyeceğim. Şimdi 5 ve 10 kardeşliği bitti. Evet. Gayet onları gönderdik el ele. Şimdi gelelim diğer kardeşlerimize 3 ve 9. Şimdi bu kardeşler toptan davranıyorlar, toptan. Nasıl toptan davranıyorlar? Bunlar her ikisi de diyor ki rakamlarımızı topla, rakamlarımızı topla bir bak diyor. Eğer rakamları topladığında 3'ün katıysam 3 ile tam bölünürüm. Ama diyor rakamları topladığında 9'un katıysam ve 9 ile bölünebilme kuralını sorarsa o zaman diyor 9 ile tam bölünürüm diyor. 3 ve 9. Demek ki tek koşullar tek ve ortak. Nedir? Rakamları toplamı. Bu rakamları toplamının noktasında şunu da söyleyelim. Kalanı nasıl buluyoruz? Yani 3 ile ve 9 için kalan nasıl bulunur? Bunda ikisinde de kalan bulma ortak. Nasıl? Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan bu sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalandır. Dolayısıyla örneğin 791 sayısı rakamları toplamı 17 midir? Evet. Tamam. 17'yi 3'e böldüğümüzde kalan nedir?
5 kalıyor hocam ve kalan 2. 2. Dolayısıyla 791'in 3 ile bölümünden kalan 2 diyebilir miyiz doğrudan? Evet. Tamam. Hatta şöyle yapıyoruz biz. Şimdi 17 de demiyoruz. Tek haneli, yani tek haneli sayı kalana kadar devam ediyorum. 1 ile 7'yi topla. 8. 8. 8'i 3'e bölersen kalan nedir? 2. 2. Tamam. Bu da aynı şeydir. Bazen bu tek haneli basamak sayıdan da küçük olur. Doğrudan kalanı olmuş olur. Anlaştık mı? Yani içinde 3, 6, 9 varsa onları görmezden gelip diğerleriyle ilgilenirsem de bulacağım zaten aynı Ha, sayıyı. aynen öyle. Onu da yapabiliriz. 7, 9, Evet. 1. 9 zaten 3'ün katı deyip 7, 1 ile de Aynen. toplayabilirsiniz efendim. Bu da ayrı Evet. bir seçenek. Şimdi gelelim 9 ile bölümünden kalan için de aynı şeyi yapıyoruz. Rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalanı eşit. Sayının kalanı. Şimdi biz kardeşlerimizi bitirdik. 2, 4, 8, 5, 10, 3 ve 9. Bir de 5, 10'a 25'i de ekleyelim isterseniz. 25 ile tam bölünebilmesi için sayının son iki basamağı 0, 0, 25, 50, 75 olmalı. Tekrar edelim. 25 ile tam bölünebilmesi için 0, 0, 25, 50 ve 75 olmalı. 25'er 25'er ritmik saydığımızda zaten bunu Evet. fark edeceğiz. Bu sayıların sürekli olarak geldiğini. Şimdi genel olarak tüm bölünebilme kurallarını söyledik. Gelelim bunların sorularına efendim. Hazır mıyız? Evet. Hazırsak gelsin sorular. Evet, Haydi diyor bakalım. ki 4 basamaklı 2x 3, 5 sayısı 3 ile tam bölünebilmesi için x yerine yazılabilecek değerler toplamı kaçtır diyor. 3 ile bölünebiliyor. 2x 3 5. Hı. Tamam, 8 10 yaptı yani ben topladığımda bunları. Evet. Ben de topladığımda 10 oldu. Evet. X'in yerine 2 yazabilirim. Hı. 5 yazabilirim, 8 yazabilirim. Bu, evet, 2 yazdıktan sonra arkamıza yaslanıp üçer üçer arttırıyoruz, değil mi? Evet. 2, 5 ve 8 8. topladığımızda ne ediyor efendim? 7, 8, 15 mi ediyor? 15. 15 ediyor. Süper, bizimlesiniz. Var mı Oley, anlamadığımız bir yer? atandınız. Evet, atandınız, bizimlesiniz. Yok hocam, anlamadığım bir Çok yer yok. güzel. 5 basamaklı 4, 1, 8, 3, Y sayısı 2 ile bölümünden kalan 1 olan rakamları farklı bir sayıdır. Buna göre Y değerleri toplamı kaçtır diyor. 4 sayıyı tekrar alabilir miyim? 4, 1, 8, Neyse. 3, Y. Aslında burada hızlılık kazanmanız için söylüyorum. Sayının tamamını okutmayın. Bölünebilme kuralını bildiğiniz için sayının son hanesini okursanız sizin lehinize süre işlemiş olur. Son Evet, hanesi doğru. nedir? Y. Atıyorum. 4 ile bölünebilme kuralı. Sayıyı tekrar oku demeyeceksin. Son iki basamağını okur musunuz? 8 Doğru. için. Son 3 basamağını okur musunuz? Çünkü matematikte bizim en büyük engelimiz zaman. Aynen. Şimdi 4, 1, 8, 3, Y'de 2 ile okur musunuz dedin. Okuyorum Y. 2 ile bölümünden kalan 1. Amanın rakamları farklı diyormuş. O zaman hepsini okuyacağım. Pardon. Soracaktım. Pardon. Öyle bir şey diyor mu diye. Sazan 3500. Şimdi Ay. 4, 1, 8, 3, Y. Tamam, bunların hepsi gitti. 4, 1, 8, 3 gitti bir kere. Hı. Bir Zaten kere 2 ile. gitti derken tek sayılar gitmesi lazım. Çünkü tek sayıların 2 ile bölümünden Tabii. hı. 1, 3 Yani burada gitti. Ne sadece kaldı? 4, 8 aslında. Y'nin yerine ne yazacağız efendim? 6 yazabilirim. Efendim 2 ile bölümünden kalan 3 birmiş. yazabilirim. Ha, bir dakika. Siz 3 sanırım. Hı. yazamam. 7 yazabilirim hocam. Evet, şunu demeniz gerekiyor. Aslında sesli düşünürken tabii siz sayı sayı saya saya gidiyorsunuz. 9 yazabilirim. Pardon. Burada tek sayıları yazıyoruz değil mi? Evet, aynen. Çünkü 1 3 yazamazsam efendim 5 7 9 5, 7, toplarsam 9. da ne olur? 21. 21 olur. Anlaştık mı? Evet. Süpersiniz. Gelsin soru. A 2 3.
4B 5 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebiliyor. Bu sayının 3 ile bölümünden bir kalanını vermesi için A'nın alabileceği kaç farklı değerler toplamı kaç olmalıdır? Biraz düşük cümle olmuş. Kaç farklı toplam değeri vardır diyor. Yani aynı toplamları elemiş olacağız. Bunu demek istiyor Okey. kendisi. Hı. Sayıyı alabilir miyim? Çünkü Aa burada lütfen. 3 üçle ama Evet, 3'le kalan da 3 var değil sayı mi? Hı. belli. Ama önce siz 5'i yapacağınız için önce bir son iki basamağın siparişini verin isterseniz. Tabii. Son 4. iki basamağın siparişini vermeniz lazım 5 ile tam bölünebilmesi için. Evet. Evet mi? Evet, Hayır, son son bir elendiniz. basamak zaten bilinmiyor ya hocam. Ben oraya ya 0 ya 5 diyeceğim. Son basamak bilinmediği için değil. 5 ile tam bölünebilmede son basamağı kullandığımız için değil mi? Evet, ben şey soruda bize son basamağı vermedi ya, ben o yüzden son Evet basamağı evet ben sordum. sizi yoruyorum şu anda. Evet, Bilerek yapıyorlar. bilerek yapıyorum. Şimdi 4B'de B'yi aldık. 5 ile tam bölünebiliyorsa B ne olacaktır? 0, 7, 5. Cepte. A 2 3 4 B 0 ya da 5. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 olması için A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaç olmalıdır? 2, 3, 4 4, 9 0. oldu. Ha, bir sıfır için deneyeceğiz. Hı. Aynen. Kalan 1 ise 1 gelebilir mesela A'ya. Burada nasıl yapıyoruz efendim? Nasıl diyoruz? 9 artı Topladım A hocam. eşittir. 3'ün katının bir fazlası mı diyoruz? Aynen öyle. O yüzden 1 alabilir mesela. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Buradaki o fazlalık hep sağ tarafta böyle zihnimizi kurcalayacak. Biz onu sola atalım, rahatlayalım. Tam kat arayalım. Nasıl hocam? 9 Olur. artı A eşittir. 3'ün katının bir fazlası mı? Evet. Artı 1'i lütfen sola atın. 9'dan 1 çıkarsa ne olur? 8. 8 artı A. Artık oh mis. 3'ün katlarını mı arıyorum efendim? Evet. Süper. 8'den fazla, 8'den büyük olup 3'ün katı olan en küçük sayı kimdir diye bir soruyoruz. Cevabımız 8'den büyük olup 3'ün katı olan en küçük sayı. Çünkü en küçük sayıdan başlayıp 3'er 3'er 9 olur arttırıyoruz ya. hocam. O zaman A'ya 1 mi verebilirim? Evet. Sonra arttıralım 3'er 3'er. 1, 4, 4, 7. 7. Anlaştık mı acaba? Acaba. Evet. 12 Süper. olur. Bu kalsın. Çünkü diğerlerinde aynı olanlar gelirse Ha ama eleyeceğiz. tabii bir de 5, 5 de vermem lazım. He, verelim 5 efendim. A 2 3 4 5. Bir dakika. 2, 3, 9, 14 oldu şu an burası. 14 artı A 3'ün katının bir fazlası. Bu fazlalığı ne yapıyoruz? O zaman 14'ün 2-2 gidiyorum hocam. Ha, bir dakika tarafına pardon. atalım mı? Aha. Yok Evet yok. tabii. Heh. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Çünkü hep 3'ün katının bir fazlasını almak sağ tarafta biraz yorucu olabilir. Bazen ki zihnimizden yaptığımız için ikinci işleme geçtiğimizde ben bunu çocuklarda çok rastlıyorum. Devam ediyor 3'ün katı diye. O yüzden o artı 1'i lütfen katı tarafından atalım karşısına. O fazlalıktı, eksiltiyoruz. Evet. 14 artı A, 1 eksiltirsek 13 artı A mı? Evet. 13 artı A eşittir 3'ün katı diyorum. Bak şimdi çok rahatım. Kat arıyorum. 13'ten büyük. Aynen. 3'ün katı olan en küçük 15. sayı ki 15. O zaman A 2 mi veririz? A2 veririz. 3'er 3'er arttıralım. 2, 5 ve 8 mi? 5, 8. Bunların hepsi farklı mı? 1, 4, 7, 2, 5, Değil. 2, 5, 8. 8. Hepsi farklı. Topladığımızda ne olur? 2, 5, 8 ne yapıyor? 13, 12 daha 25. Doğru mu? 25 mi yapıyor? 27 mi yapıyor? Bir 1, saniye. 4, 7, 2, 5, 8. 2, 5 daha 7. Bir 7 daha var. 14. 14. 1, 4, 8 de 13 eder. 14, 13 daha. Aa, 27'miş yahu. 27 eder yahu. Anlaştık mı yahu? Ne evet. Böyle bir şey olur ki ne evet. Gülerken Evet. çıktı hocam o. Evet. Ne evet. Olamaz böyle bir Buradan şey. sizi Yeşilçam'a götürüyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Buradan sonrası zaten hiç şey yapmayın. Gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz falan.
Evet, gelelim sorumuza efendim. DGS sorularını da biliyorsunuz değil mi? Dikey geçiş. Onunla Evet. alakalı bir sınavda çıkmış soru efendim. 3 basamaklı ABB doğal sayısı 4 ve 9'a kalansız bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? 4 ve 9'a tam bölünüyor. Hı. Biz nereden 4'e başlayacağız? 4'ten başlayacağız. Bize 4'ten son... başlayayım. Aynen. Yani mesela 0 0 olabilirdi. 0 4 olabilirdi. 0 8 olabilirdi. 12 olabilirdi. Aa, ama bu böyle gider hocam ya. Yani 4'ün bütün katları olabilir bu. BB kısmı. BB kısmı 4'ün tüm katları derken yani hangileri oluyor efendim? 44, 88 değil mi? Bir de 0, 0. Ha, ikisi aynı sayı olduğu için A, tabii. B, B. Tabii A, 0, Evet. 0. A, 44. A, 88. Başka A var mı? 88. Yok değil mi? Evet, yok, başka Diğerleri zaten. 22 zaten olmuyor. Şimdi bu Aynen. noktada A, 0, 0, 9'a tam bölünebilmesi için A'nın yerine ne yazabiliriz? 9 yazabilirim. 9. Ama bize dikkat edin lütfen. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer diyor. Dolayısıyla A'nın 8 olduğu, pardon, B'nin Aynen. 8 olduğu yere bakarız. Doğru mu? 988 yazarız o zaman. Ama bir lütfen 9 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamı Aa, 9'un katı oh. olacaktı. Oh, haydi oh. Oy oy falan deyip. Bak o arabeske bağlamayın. Bu geceyi öyle kapatmayalım falan. 8, 8, 16 mı eder? 16, evet. 9 daha 9'un 25 oldu. 9'un katı olacak şekilde Bu 11 hocam. A'ya ne verebiliyoruz? Hem 2 mi? o 2, zaman 2 mi verebiliriz? 8, 8, verebiliriz. 16. 2 verirsek 16 tabii 18. 18 olur. Tamam. Dolayısıyla B 8, A'da 2 mi olmuş oluyor? Evet. Tamam. 8, 2 daha ne eder? 10. 10 eder. Tamam. Şimdi burada hani bu ikinci oturum çok uzamadan kapatacağım. Evet. Ama 11 ile tam bölünebilmeyi de vermek istiyorum. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralı evet dışlanmış bir bölünebilme kuralı ve diğerlerinden de farklı bir özelliği var. Neden? Bir sayının 11 ile tam bölünebilmesi için sayının rakamları sağdan sola doğru Braille yazma gibi düşünelim lütfen. Sağdan sola doğru sağdaki karşımıza çıkan birler basamanı artı diyoruz. Bir sonraki eksi, bir sonraki artı. Bu şekilde artı eksi şeklinde gidiyor. Burada artıları kendi aralarında toplayıp, eksileri kendi aralarında toplayıp çıkarttığımızda eğer 0 veya 11'in katıysa 11 ile tam bölünebilir. Ama ve lakin 11'den küçük bir sayı ise o sayı 11'in kalanıdır. Örneğin 167.826. Şimdi 6 ne? İşareti artı. 2'nin işareti ne? Eksi. 8'in işareti ne? Artı. 7'nin işareti ne? Eksi. 6'nın işareti ne? Artı. 1'in işareti ne? Eksi. Doğru mu? Evet. Şimdi artıları bir tekrar edelim. 6 artı oldu. 8 artı oldu. 6 da artı oldu. Toplarsak 6, 8, 6 ne eder? Bakıyorum hocam. O şey 20. 6, 8, 6, 20 eder. 20 eksi Aha. diyorum. Araya eksi koydum. Diğerlerini de kendi arasında topluyorum. 2 eksi işaretine sahip, 7 eksi işaretine sahip, 1 eksi işaretine sahip. Önüne eksi koydum. Bir daha eksiyi söylememe gerek yok. 1, 7 ve 2 topladığımızda ne olur? Bu da 10 olur. Eksi 10. 10. 20'den 10 çıkarsa? 10 kalır. 10. Dolayısıyla kalan ne olmuş olur? 10 olur hocam. 10. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık mı? Evet. Kesinlikle Sen anlaştık. yarim ol. Evet, şimdi diğer soru. Oo. Evet, artık demek ki ben dersi yavaş yavaş şey yapıyorum. Ne? Bitirişe geçiyorum. Çünkü repertuarlar, matematik bitiyor ve müzik. Müzik. Ama Evet, bu da bir çünkü. matematik biliyorsunuz. Tabii ki. Yani özellikle ben mesela bu tür yazılımlar var. Bakalım sizinle deneyelim. Yani bu perde, frekans, artış ve azalış, yükseliş, ton gibi.
Mesela evet. bunları merak ediyorum. Ben çok iyi değilim yani. Dinliyorum ama çizemiyorum. Bir bakalım. Grafikleri dinleyerek çizme durumu. Aa, Belki bir gün süper. deneriz yani. Evet, neden olmasın? Süper Ben olur. görmeyen astronotlardan dinlemiştim onu hocam. Biz de şey yapalım. YouTube'da, sizin YouTube'unuzda hem birer şarkı söyleyelim, oraya da matematik Onları katalım. çizelim. Oo, çok iyi. Tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi gelsin sorumuz o zaman. Son sorumuz Evet. olsun. 2A, 4B. 4 basamaklı doğal sayısının 2 ve 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Bu sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır diyor efendim. 2A, 4B, 4 basamaklı doğal sayısının 2 ve 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi 5 için konuşalım. Ne olabilir B? 6 olabilir. Tam bölünseydi 0 7 ve 5. olabilir. O zaman Evet, aynen. kalan 1 ise 0 ve 5'e 1 ekliyoruz, değil mi? Fazlalık. Aynen. 0 1 daha 1, 5 1 daha 1. 6. 1 ve 6 olur. Sonra dönüp bakıyoruz. Hay Allah, 2'ye kalan da 1'miş. O zaman 6 olabilir mi? Evet. Evet dediniz, Bir dakika. elendiniz. Bir dakika. 2'ye kalan 6 mı dediniz? Çok özür dilerim. 2A 4B sayının 2 ile bölümünden kalan 1'miş. Biz önce nereden başladık? 5'ten başladık değil mi? Bize 5 doğrudan değer veriyor. Ya dedi ki Tabii. 1 olur ya dedi ki 6 olur. Ama oradan çıktı 2, dedi ki hayır, ne olamaz? 6 olamaz dedi. Altı olamaz. Ha Ben ne olur çift dedi. He, ne olur dedi. Ha 1 olsun dedi. He, şimdi 1 o zaman geçiyoruz. Hani farklı Tamam. dillerde anlıyor muyuz? Farklı ağızlarda pardon. Bu Türkçe'ye giriyor. Bir yazdık o zaman değil mi? Tamam. Aynen. B'nin yerine bir yazdım. Şimdi sayımızı soldan sağa okuyorum. 2A 4 1 mi? Aynen. Tamam. 7 Bu olur. sayı o amanın amanın ne yapıyorsunuz? 11 ile tam bölünebilmesi için diyor. Her şeyi topluyorsunuz. Anladım. Dersi bitirin diyorsunuz. Hani topluyorsunuz falan. Şimdi 11 ile tam bölünebilme kuralı neydi? 2A 4 1. Hocam bu Yazdığımızı düşünün. Braille yazıyoruz. Sağdan işaret koyacağız değil mi? ha artı eksi artı şeklinde yazacağız tabii. Evet. Evet, pardon, Birler niye basam topladım? olur, öyle şeyler topluyorsunuz dedim ya, hani eşyalarınızı. 1'e artı koyduk. 4'e eksi koyduk. A'ya artı koyduk. 2'ye eksi İkiye koyduk. eksi Doğru mu? koyduk. Tamam. Evet. Artıları toplarsak 1 artı A mı? Evet. Araya eksi koyduk. 2, 4 daha ne eder? Çünkü bunlar Bu da eksiye ait. altı. 6. O zaman 1 artı A. Eksi 6. Efendim 11'in katı mı olacak? Evet. Tamam. 1 eksi 6 nedir? Eksi 5. Eksi 5 artı A. 11'in katı mı? Hayır, şu an yani öyle olması Değil. lazım. A'ya vereceğiz değer. Şimdi A'ya Evet. vereceğimiz değer 0 olabilir, 11 olabilir. Doğru mudur? Böyle 11'in katı. Dolayısıyla A kaçtır diyor. 0 olabilir şu anda değil mi? 11 olması için Evet. A rakam olmaz. Ama A bir rakam. O zaman A'ya 5 verirsek eksi 5 artı 5 0 mı olur? 0 olur. Aha, 5 0. verebiliriz. Heh. Dolayısıyla cevabımız A 5 olmuş olacak. 5'miş. Anlaştık mı? Evet. Evet. Şimdi ben size soru göndereceğim. Yarın akşam o sorulara devam Evet. edeceğiz. Tamamdır. Eminim şu notu da biliyorsunuz, şu özelliği de biliyorsunuz. Şimdi bu söylediğimiz bölünebilme kuralları dışında mesela 6, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45. Şimdi bunların tek tek kuralları yok. Tek tek kuralları yok. Bir, bölünebilme kurallarını kullanacağız ama nasıl kullanacağız? Bu doğal sayılarda aralarında asal iki sayıya tam bölünüyorsa bunların çarpımına da tam bölünür diyeceğiz. Ne demek istiyorsunuz sevgili hocam? 6 ile tam bölünebilmesi için aralarında asal 2 ve 3. bölünebilme kuralını bildiğimiz 2 ve 3'ü alırız. 12 için 3 ve 4'ü. 15 için 5 ve 3. 5 ve 3'ü. 18 için 2 ve 9'u değil Aa mi? evet. Oh, 20 için 4 ve 5'i. 4 ve 5. 30 için 10 ve 3'ü. Onu da biliyorum, bölünebilme kuralını, üçün de bölünebilme kuralını biliyorum. Aralarında asal seçerken buna da dikkat ediyoruz. Örneğin 5 ve 6 demiyorum. Çünkü 6'nın zaten kendi başına Tabii. ayrı ayrı bölünebilme durumu var.
36 için 4 ve 9. 45 için 5 ve 9. 5 ve 9 diyoruz. Aralarında asal sayıyı da hemen hatırlatalım. Birden başka pozitif ortak bölünü olmayan sayıları da aralarında asal sayı diyoruz. Kendinize dikkat edin. Bu videoyu dinlediyseniz falan arkanıza yaslanın. Hangi türküyü söylesinler? Hadi Sen bütün. yarim oldun. Olsun. Evet. Siz onu söylemiştiniz ya, oradan ben Devamı anlıyorum. neydi? Bilmiyorum ki. Siz söyleyince Sen yarim sevdalı oldun. olan. Neyse, Neyse, bu bunu bilmeyen sözümüz olsun. arkadaşlar bize söyle. Kimin Evet. adını yorumlara Evet, yazabilirsiniz. bence de. Artık bu soru olarak kalmalı.